Top bende. Götürüyorum, kazanacağız. Hadi, hadi oğlum. Güzel. Güzel savaşırsınız. Jesse uzak hero'su yani. Yakından iyi oynayamaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Edgar, Jesse. Jesse ile oynayalım. Jesse ile hiç kaybetmeden oynuyoruz. Şunları toplayalım. Elmas kapmaca oynayalım. Jesse ile elmas kapmaca çok güzel oluyor. Çünkü Jesse solda. Jesse şey, çünkü uzaktan bir şey bırakıyor oraya. O bıraktığı şey bayağı etkili oluyor. Bir de Jesse ile vurduğunuz zaman yanındaki arkadaşını da vuruyor. Jesse ile oynamak güzel. Ama biraz uzaktan oynamanız lazım Jesse ile. Jesse ile uzaktan attığınız zaman adamın yanındakine de vuruyor. Eğer takım arkadaşlarından birine vurursanız Jesse ile hemen yanındakine de vuruyor. Hem de şöyle kenara bir şey bırakıyorsunuz, o herkese vuruyor. Bayağı etkili oluyor. Mesela ona vurdum, hop yanındakine de vuruyor. Ve şunu şuraya attığım zaman hepsini vuruyor. Her gelene vuruyor bıraktığım şey. Bu yüzden Jesse mantıklı. Jesse'yi seviyorum yani. Güzel bir karakter. Jesse ile bayağı kupa kasabilirsiniz. Evet, maç heyecanlı. Konuşamadım. Çok heyecanlıyım maç. Benim o bıraktığım şey bayağı onlara vuruyor. Bu yüzden kolay bir maç oluyor. Ama şey yani, bizim adamlar bayağı zorluyorlar onları. Maçı vermemiz için elinizden geleni yaptınız. Ama vermedik. Güzel. Ha, görev de varmış. Jesse'yle elmas kapmacada çok şey olmaz Jesse'yle. Elmas kapmaca dışında Jesse'yle oynamak zor olabilir. Mesela ikili maçlarda o kadar iyi değil. Bence. Burada zaten üçlü girdiğiniz zaman takım arkadaşlarınız da çok önemli. Yani kötü oynayan adamlara denk gelirseniz çok bir şey yapamazsınız. Takım arkadaşlarınız önemli. Çünkü elmas kapmacı takım oyunu. Friend.
böyle artık. Evet. İnternet bağlantısında sıkıntı var. İnternet bağlantısında bir sıkıntı var. Şu maç bitsin düzelteceğim. Kazandık. Hücresi güzel ya. Şu internet bağlantısını halledelim. Mobil veriye geçtim. Mobil veri de kasmaz herhalde. Evet, hiç kaybetmeden devam ediyoruz Jesse ile. Jesse ile bakalım ne kadar yapacağız. Uzaktan ve dikkatli oynarsanız Jesse ile. Ben şimdi bir tanesine vurduğum zaman hepsine vuruyor. Hemen bir tane vurdum. Arkadaşım da sektiği için mantıklı oluyor. Evet. Ölebiliyoruz arada biz de. Of. Bull iyi oynuyorlardı. Evet. Kaybettik ya. Çok kötü oldu. Şimdi Jesse ile şey oynayalım. Elmas kapmacı oynadık. Hesaplaşma oynayalım. Çift. Bakalım Jesse hesaplaşmada nasıl? Jesse hesaplaşma ilk defa oynuyorum bu arada. Uzaktan vurabilmesi güzel. Şuradan şöyle vurduğum zaman ikisine de vurmuş olacağım. Benim o küçük canavar aldı adamı. Şurada bir kovalamaca var. O beni yer. O ikimizi birden alır. Dedim zaten alır diye. Çünkü Edgar yani yakından her türlü alır yani. Hem de çok fazla yükü vardı adamın. Onu da alır. Belliydi alacağım. Şimdi hesaplaşmada hiçbir şey yok bu Jesse'nin. Robot işgali. Top sürme. Hediye talanı diyelim. Bunu ben çok sevmiyorum ama bakalım Jesse ile oynayalım. Bu videoda hep Jesse ile oynayacağız. Çünkü ben Jesse'yi seviyorum dostum. Jesse iyi. Ama ben bir vuruyorum.
Bu Jesse'nin özel gücünü bırakmam çok etkili oldu ya. Jesse'nin özel gücü çok güzel. Adama bak vuruyor. Onun sayesinde kazandık aslında. Çünkü etkili bayağı. Tekrar oynayalım. Bu takım güzeldi. Jesse uzaktan vurduğu zaman arkadaşına da bir tane vuruyor. Vurduğun zaman arkadaşını sekiyor. Bu önemli bir şey. Bir de özel gücü hazır bırakıyorsunuz. Her gelene vuruyor. Bu önemli. Buraya bıraktığım zaman ikisine de vuruyor. Kaçtılar hemen. Öleceksin. Ya niye internet kastı ya? Abi kasma şu oyun. Mobil veriye geçtim. Niye kasıyorsun abi? Top bende. Götürüyorum, kazanacağız. Hadi, hadi oğlum. Güzel. Güzel güzel. Hiç kaybetmiyoruz. Jesse yani iyi arkadaşlar. Uzaktan arkadaşına vurduğun zaman yanındaki arkadaşına da vurması çok güzel. Bir de bıraktığın bir şey pıt pıt hep vuruyor yakınındakilere. Eğer karşı takım onu öldürmezse sürekli vuruyor. Bu iyi bir özellik. Ama karşılıklı öldürdük. Ben onu öldürdüm, o beni öldürdü. Sıkıntı yok. Gel oraya. Şimdi şuraya atayım güzel bir yere. Bak şunu atayım, ona vursun. Şu bıraktığım, şu bıraktığım. O adamı öldürdü, daha gelmeden öldürdü. Şu anda öldürdü. Çok etkili oldu o. Gelini öldürecek. Şimdi gidip hediyeyi alacağım arkadaşlar. Alamadım. Hediye almak bana göre değil çünkü bu Jesse uzaktan oynanan bir hero. Yakından çok bir etkisi yok yani. Uzaktan oynamanız lazım. Yakından gidip hediyeyi almak için uygun bir hero değil. Yakından oynayan hero'larla daha güzel savaşırsınız. Jesse uzak hero'su yani. Yakından iyi oynayamaz. Yine kazandık arkadaşlar. Tekrar oyna. Jesse ile kazanmaya devam. Jesse benim hero'm ya. Ben seviyorum. Bu elmas kapmaca tarzı 3v3 bölümlerde Jesse çok başarılı. Kaçtı.
Benim bıraktığım özel güç bayağı etkili orada. Çok güzel. Jesse'nin o bırakması çok güzel. Ama yani şeyde neydi o ikili maçta çok bir anlamı olmuyor. Üçlü maçlarda daha güzel. Evet. Kaç maç oldu? 5 maçta falan kaybetmiyoruz. Güzel gidiyoruz şu an. Kaybedene kadar video bitmeyecek arkadaşlar. Kaybedince kapatacağım videoyu. Başka bir hero'ya geçeceğiz. Jesse'yi bırakacağız. Şu an Jesse için oynuyoruz. Artı kupa kasmak için. Jesse ve kupa kasma. Yine oraya bıraktığım şey onu öldürdü. Çok güzel. Hep yıldız oyuncuyum, farkında mısınız? Yıldız benim. Yıldız oyuncuyum. Jesse ile akmaya devam ediyoruz. Hadi saldır saldır saldır. Saldırın kaybedeceğiz ya. Yani. Tüh. Dikkatli olmamız lazım. Bunlar biraz daha iyi oynuyor. Daha dikkatli oynamamız lazım. Güzel. Harry Yakup attı golü. Evet arkadaşlar ne açıldı? Altın gelmiş. Altınımızı alalım. Bir dahaki videoda şu şeyleri açsak mı acaba? Kutuları. Düşüneceğim bunu. Son bir tane daha oynayalım Jesse ile. Ondan sonra videoyu kapatalım. Başka bir videoda görüşelim. Jesse'yi bence yeterince öğrendiniz. Jesse canavar yani. Vurduğunuz zaman arkadaşına da vuruyor. Özel gücü de bir yere sabitliyorsunuz. O özel güç. O özel güç bayağı etkili.
Bakın ben vuruyorum şeye. Arkadaşına da vuruyorum. Çok iyi. Evet, hediyeyi o tarafa attım ama bakalım. Heyecanlı bir maç. Bakalım kazanabileceğiz mi? Evet. Ben oraya attım, o da buraya attı. Yine kazandık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Jesse'yle hiç kaybetmiyorum. 600 kupa oldu. Şunu da alalım. Bunu ben Edgar'a vereceğim. Çünkü Edgar'ı seviyorum. Edgar'la iyi oynuyorum. Hatta bir maç Edgar'la yapalım. Ondan sonra kapatalım. Edgar'ı seçelim. Kapanışı Edgar'la yapalım. Edgar'da hesaplaşma iyidir Edgar'da. Çünkü teke tekte başarılı olduğu için hesaplaşmada daha çok bireysellik var hesaplaşmada. Elmas kapmaca tarzı oyunlarda, üçlü oyunlarda grup oyunu önemli. Burada bireysellik kazandırır. Bir de Edgar çok hızlı, yakın dövüşçü. El primo tarzı yani. Bu tarz yolları da seviyorum. Yakından ama etkili. Yakın dövüşlü daha şey oluyor, bireysellik. Uzaktan kaçarak oynamak da güzel ama yakından daha zevkli bence. Çoğu kişi uzaktan oynamayı seviyor. Şu elmasları toplayalım. Bak onu nasıl olacağım, izleyin. Arkadaş onu kurtaramadı. Gördünüz arkadaşlar. Nasıl tek başıma oynuyorum yani. Son anda kaçtım arkadaşlar. Hatta kaçamadım. Tüh ya. Kaçsana salak, öleceksin ya. Evet. Yani arkadaşım kötü oynadığı için, yani salak bir adam olduğu için kaybettik. Ama normalde Edgar'la çok iyiyim arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda yazın nasıl oynadığımı. Kötü mü oynuyorum, iyi mi oynuyorum, taktik verin bana. Abone değilseniz abone olun. İleride özel şeyler olacak, abonelere özel. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Butona tıklayın. Hoşça kalın, görüşürüz.